Biz Müslümanlar ve Hristiyanlar bir şekilde Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini veya çarmıha gerildikten sonra defnedilmediğine ve göğe yükseldiğine inanıyoruz. Bildiğim kadarıyla Yahudiler Hz. İsa'nın bedeninin Romalılar tarafından öldükten sonra bilinmeyen bir yere gömüldüğünü veya terk edildiğini, bundaki nedenin de Hristiyanların Hz. İsa'nın mezarına gelerek tapmak isteyebileceği yönünde. Burada 3-4 milyon kişi bir gerçeğe, belki 1 milyar kişi başka bir gerçeğe inanıyor. Tarihsel olarak çok kolaylıkla açıklanabilecek böyle bir konuda bile iki farklı yorumun olması konusundaki görüşlerinizi de rica edeceğim demiş. Ya şimdi Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istediler biliyorsunuz ama öldüremediler. Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah ve ma kateluhu ve ma salebuhu ve lakin şubbihe lehum. Yani onu öldüremediler, asamadılar ama öyle gözüktü. Yani şüphelenecekleri bir şey oldu. Acaba öldürdük mü, öldürmedik mi falan diye ona benzeyen kişiyi öldürdüler. Yani öldürülmedi de asılmadı da. Peki bar rafa'ahullahu ileyhine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah kimi yükseltir? Ölen herkesin ruhunu yükseltir. Latifet tehulehum ebu bussema neydi bir ayet-i kerime vardı. Kafirler. İnnellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha. İnnellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha. Ayetlerimiz karşısında yalana sapıp da kendilerini ondan büyük görenler var ya. Latifet tehulehum ebu bussema. Göğün kapıları onlara açılmaz. Ne demek? Onların ruhları da birinci kat semaya kadar yükselir öldükleri zaman. Yani tıpkı İsa Aleyhisselam'ın ruhu yükseldiği berrafa'ahullahu ileyhte olduğu gibi yani Allah ona. Ama o birinci semanın kapısı açılmaz. O açılmadığı için oradan atılır. Gene onunla ilgili de bir ayet-i kerime var. Şimdi tabi hafızlık olmadığı için şey yapamıyorum. Şimdi ama müminler için kapılar açılır. Hadis-i şerifte ta 7. kat semaya kadar çıkan mümin ruhlardan bahsediliyor. Cenab-ı Hakk'ın yükseltmiş olması. O vücut yani orada vefat ediyor. İnni mutevaffike, ben seni vefat ettireceğim ve rafuke ileyye ve kendime yükselteceğim. Vefat ettikten sonra yükseltilen ruhtur. Ondan sonra peki bu vefat ölüm müdür, uyku mudur? İki şekilde de olabilir. Maide suresinin 117. ayetinde Allahü Teala'ya ahirette İsa Aleyhisselam'ın nasıl hitap edeceği anlatırken ne diyor? Felemma tevaffeyteni, ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, kunte entir rakib aleyhim, onları koruyucu sadece sen oldun diyor. Dolayısıyla bu vefat ölümüdür. İsa Aleyhisselam ölmüştür ve ruhu yükselmiştir. Vücudu değil. Ruhu yükselmiştir. Bütün ölenlerinki yükselir. Ama kafir olanlarınki birinci kat semadan geri döner. Diğerleri yükselir. Ha bunları yanlışa çekerler. Şimdi yanlışa çekmelerinin kendileri açısından çok ciddi bir sebebi var. Hem işte az önce söylediğim gibi vedalarda, hem Tevrat'ta hem İncil'de Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği yazılı. Bunlar gelecek peygambere inanmak zorundalar. Gelecek peygamber inancı Zerdüştler'de Mehdi'ye dönüşmüş. Onlar da inanıyor, gelecek peygambere inanmak zorundalar. Bazı yerlerde bu Mehdi şekline dönüşüyor, gelecek peygambere inanma mecburiyeti. İşte Hristiyanlarda da İsa'nın tekrar gelmesi şekline dönüşüyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için halklarını bir şeyle oyalamaları lazım. Gelecek peygamber gelmiştir diyemezler. Deseler bu defa dükkanı kapatmaları lazım. O zaman ne yapıyorlar? Halbuki İsa Aleyhisselam orada diyor, ben gitmezsem o gelmez. Ben ve o demek ki ayrı birisi o. O zaman diyorlar ki İsa tekrar gelecek. Tamam. Yahudiler de diyor ki işte Mesih gelecek diyor. Gelmesi gecikti ama yine beklerim. Çok beklersiniz. Şimdi Hristiyanlar da çok beklerler. Tamam bunların hepsi ama Müslümanlar neyi bekliyorlar?
Ya kardeşim, Hatemen Nebiyyin demedi mi Cenab-ı Hak son peygamber? İşte İsa Aleyhisselam ise vefat etti. Bir de Mehdi bekliyorlar. Bir şeye kadar, bu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine kadar hiç Mehdi diye bir kelimeyi kimse bilmiyordu. O zaman ortaya çıktı ve şeylerin etkisiyle, zerdüşlerin etkisiyle. Sonra da altını doldurmak zor olmadı. Ne olacak? İstediğin kadar uydur. Yani maalesef hadis uydurma işi bilhassa siyasi maksatlarla çok olmuştur. Onun için kitap sünnet bütünlüğü son derece önemlidir. Allahü Teala ısrı Muhammed ümmetinden kaldırmıştır. Şeylerde ısır denen, yani kişinin sırtını çatırdatan yük, gelecek peygambere inanmaktır. O gelecek peygambere inanmak, Estaizu ve idakadallahu mithaqan nebiyyin, Allah nebilerden söz aldığı zaman, deynateytüküm min kitabim ve hikme, size bir kitap ve hikmet veririm de, thümme ca'ekum rasulun musaddikun lima ma'akum, sizinle beraber olanı tasdik eden bir rasul gelirse, le tu'minun nebiye, ona mutlaka inanacaksınız. Onlarda imanın şartı bizden bir fazla onun için. Ve le tansurunne, mutlaka destek vereceksiniz, yardımcı olacaksınız. Kale akrartum, kabul ettiniz mi? Ve ahaddum ala zalikum ısri, ısır. Benim ısırımı aldınız mı? Yani bu ağır yükümü yüklendiniz mi diyor. Kale akrarna, kale feşhedü ve ene ma'akum neşşahidim. Tamam, kabul ettik dediler, şahit olun, ben de sizinle beraber şahidim. Ama bize o ısır yüklenmiyor. Onun için veya da anhum ısrahum diye geçiyor şeyde. Onlardan bu ısrı kaldırır. Kim? Bu peygamber. Bu peygambere inandıkları zaman artık gelecek peygambere inanma işi bitmiş olur. Artık bir daha peygamber yok. Bir daha peygamber yok ama insanları kandırmak için dinden daha fazla kullanılacak bir şey yoktur. Herkesin en yumuşak karnı dindir. Doğru dinle kimseyi kandıramazsınız. Kimseyi kendinize kul köle yapamazsınız. Çünkü doğru dinde siz de dahil herkes Allah'a kul olacak. Herkes Allah'ın kulu olacak. Kimseyi kendine kul yapamazsın. O zaman mecburen dini bozacaksın. Bozunca da kutsallar, yeni kutsallar icat edeceksin. O yeni kutsalları temsil eden yeni adamlar bulacaksın. Orada bir yapı oluşacak. Ve orada insanları sömüreceksiniz inançlarını kullanarak. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Evet.